inanılmaz bir lif kaynağı. Vallahi C vitamini kaynağı bir yemek olacak. İçinde protein de var. Kokmasın diye dana kıyma tercih ediyoruz. Eğer isterseniz kuzu kıyma çok rahat kullanabilirsiniz. Normalde pirinç koyuyorlar. Ben bulgur koyacağım. Tencereyi dizerken bir en alta bir de tam orta kata havuç yapacağım. Un, su, tuz, bir tane de yumurtadan güzel bir hamura ihtiyacım var. Şimdi böyle Kayseri mantısı gibi küçük küçük olmayacak. Bol yağ döktüm çünkü bunun çok güzel kızarması gerekiyor. Şovumu yapıyorum. Osmanlı Sarayı'ndan sırlar. Saçlarını kora tarayabilmek için ve parlak görünmesini sağlamak için bir tarif var. Cilt bakımı sırrı. Makyaj yapmıyorlar mıymış bu kadınlar? Ya. Gözler sürmeli, yanaklar elma, dudaklar kiraz. Demek ki bir şey yapılıyormuş. Bir detoks içeceği, bir arındırma olarak görüyorlar. Sürekli mesela sarayda et tüketildiği için, ağır beslenildiği için ve çeşitli rahatsızlıklar da bunu öneriyorlar. Tamam. Buna sirken cübin deniyor. Çok güzel. 4 numara şişimizi alıyoruz. 5 ilmek atıyoruz. Yine haroşa örgüye devam ediyoruz. Şimdi keçe çalışmalarını yapabilmemiz için yıldız çalışmasını nasıl yapacağımızı göstereceğim. Şöyle 90 derece dik kullanmalıyız iğneyi. İpimi iyice gömüyorum. Çekiyoruz. Herkese merhabalar. Hoş geldiniz evime, Nursel'in evine. Bugün ben yemek yapıyorum sizin için. 24 Kasım Öğretmenler Günü. Yani şu hayatta hakikaten herkesin unutamadığı bir öğretmeni vardır. Özellikle böyle ilkokul çağlarında ilkokul öğretmeni candır. Bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. İyi ki varsınız. Gerçekten önünüzde saygıyla eğiliyorum. İlk öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'tü. Onun öncülüğünde de muhteşem öğretmenlerimiz var. En başta Emine Özçetin halam oluyor kendisi. Ellerinden öpüyorum. Bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Bugün yemeklerim size gelsin. Evet, dediğim gibi bu hafta Öğretmenler Haftası. Türkiye Büyük Millet Meclisi Atatürk'e Millet Mektepleri Baş Öğretmenliği unvanını vermiş bugün. İlk öğretmenimiz Atatürk demiştim. 1928'de verilmiş bu unvan. Bugünün kız ismi Kübra. Kübra'cığım, Duygu ve benim ortak arkadaşımız, buradan sevgiler. Erkek ismi Kamil. Aynı zamanda da Mustafa Kemal Atatürk'ümüz demiş ki, eserinin üzerinde imzası olmayan yegane sanatkar öğretmendir. Evet, bugün size iki tane yemeğim var. Öğretmenler adına yapacağım. Bir tanesi pırasa dolması. Diğeri de kuru mantı, tavuklu kuru mantı yapacağım. Böyle ocağın üstünde onu sonra çevireceğiz fırından sonra. Tavuk suyuyla bir güzel ıslatacağız. Tavuk üzerine bir yağ servis edeceğiz. Ondan sonra gün bitmiyor tabii ki. Pervin Bulgak'ı davet ettim. Osmanlı'da saraylarda güzellik sırlarını bugün açığa çıkaracağız. Hürrem Sultan nasıl böyle güzel kokuyormuş? Nasıl bu kadar güzel bir cildi, saçı varmış? Bugün bunları ifşa edeceğiz. Sonra keçe çalışmasını çok sevdiniz. Terapi köşemize gideceğiz. Yine tülincim gelecek. Çok güzel keçe çalışmasından bir şalımız olacak. İnşallah kaçırmazsınız. Sonra çok üzülüyorsunuz çünkü mesajlar atıyorsunuz. Hadi güne pırasa dolması ile başlayalım. Pırasa dolması. 1 kilo pırasa, 4 adet havuç. İç harcı için 2 adet kuru soğan, yarım kilo dana kıyma, 1 su bardağı bulgur, 1 yemek kaşığı biber salçası, pul biber, karabiber, tuz. Sosu için 1 yemek kaşığı biber salçası, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay bardağı su. Evet, gelelim pırasa dolmasına. Bu fikri bana Haruncum verdi. Canı istedi herhalde. En son Düzce'de yemişsin, değil mi?
öyle söylemiştin. Ben de düşündüm, evet bayağıdır yapmıyoruz. Aynı zamanda da inanılmaz lezzetli olur. Yaptığımda çok etkilenmiştim. Şimdi pırasaları hani soğan dolması yapmıştım, böyle kabuk kabuk ayırmıştık. Pırasa da soğangillerden. O yüzden böyle iç harç, kıymalı iç harç çok yakışıyor. Aynı onun gibi düşünebilirsiniz. Biraz doldurmak için de şöyle bir 5 parmak şöyle şöyle keseceğiz. Bir de bu pırasa dolmasını şeyde yapıyorlar. Uzun uzun aynı şekilde haşlıyorlar. Muska şeklinde de sarıyorlar. O da çok yakışıyor. Muhtemelen şu içini kullanamayacağız. Dış kenarını daha çok kullanacağız. Şöyle haşladığımızda kolay ayrılsın diye kendime çizikler atıyorum. Kolay ayırabilmem için çiziklerini de attım. Şöyle 4 tane dal pırasa yeterli diye düşünüyorum. Pırasa soğangillerden ya. Böyle mesela başınıza illa gelmiştir. Evde pırasa vardır, soğan kalmamıştır. Hani olur ya. Kullanabilirsiniz. İnanılmaz bir lif kaynağı. Çağatay biliyorsunuz her geldiğinde Çağatay Demir lifli yiyecekler yiyin diyor. Hani eğer sağlıklı yaşamak istiyorsanız, boş verin hani diyeti falan, sağlıklı yaşamak istiyorsanız mutlaka lifli yiyecekler yiyin diyor. Çok iyi bir lif kaynağı. Mesela böyle eğer pırasa sevmeyenler varsa, sadece yemeğini, o biraz böyle zorlayabiliyor hiç sevmeyenleri. Çok güzel bir alternatif olacak size. Şimdi bunlar böyle biraz yumuşayacak. Şöyle kapağını da yarım yapayım. Bunları kaldırayım. Soğan lazım. İç harç hazırlayalım. Aralarına şimdi göreceksiniz. Havuç da koyacağım. Çok güzel dizeceğim onu. Vallahi C vitamini kaynağı bir yemek olacak. İçinde protein de var. Normalde pirinç koyuyorlar. Ben bulgur koyacağım. Tamam. 2 tane küçük soğanım oldu. Şuraya alacağım. Şimdi kıymamı alayım. Kokmasın diye dana kıyma tercih ediyoruz. Eğer isterseniz kuzu kıyma çok rahat kullanabilirsiniz. Bakmayın böyle hani bayağı içine alacak malzemeyi. Birazcık malzemeyi bol tutun. Aynı şekilde de şimdi göreceksiniz şeyi de koyacağım. Bulguru da koyacağım. İsterseniz kıymayı az tutun. İsterseniz bulguru az tutun. Fark etmiyor. Zevkinize kalmış. Hemen şuradan bulgurumu alıyorum. Bulguru yıkamayacağım. Bir bardak kadar da bulgur. İstediğiniz şekilde tatlandırın. Birazcık zeytinyağı damlatalım. Ayçiçekten gidelim. Güzel bir biber salçası koyalım. Domates de koyabilirsiniz. Ben çok seviyorum biber salçası. Şöyle bir kaşık. Şimdi de yoğuralım bir güzel. Artık süzüyorum böyle. Bakın dağılmaya başlamış. Çok da fazla pişmesin. Tekrar tencereye alayım. Soğuk su koyayım ki rahat rahat ayırabileyim. Tencereyi dizerken bir en alta bir de tam orta kata havuç yapacağım. Onu yapayım, hem biraz daha soğumuş olsun pırasalarım, hem de ikisinin de lezzeti birbirine geçsin. Çok yakışıyorlar birbirine. Benim ilk yaptığım yemek pırasa dolması, dolması değil pırasa yemeği. Hatta birazcık böyle dibini tutmuştum, babama yedirmiştim.
Ya bence çok lezzetli olmuştu. Gerçekten güzel olmuştu. Babam da inanılmaz övmüştü. Ben işte dibi tutmuş çok severim de bilmem ne de. Galiba insan ilk yemek yaptığında kime yedirdiyse onun tepkisi çok önemli. Beni duyanlar varsa çocuklarınız eğer böyle bir şey girişirse kektir, börektir, yemektir. Lütfen ne olursa olsun onları övün ki mutfaktan uzaklaşmasın. Mutfak güzel bir şey. Böyle terapi yapıyor insanların üzerinde, terapi etkisi yapıyor. Mutlaka böyle güzel güzel şeyler söyleyin. Annenize, babanıza kim yemek yapıyorsa eline sağlık deyin lütfen. Salçalı sosu var. Şimdi altına yapayım. Ondan sonra devam ederim. Azıcık domates, azıcık biber salçası. Şöyle güzel bir sos yapalım. Salçam olurken ben de mutfağı biraz topladım. Suyunu katalım. Ben tamamım. Şu şurada dursun. Şöyle içinde bir zarı var. Onu eğer görürseniz alın. Çok güzel durmuyor. Şöyle şöyle sarıyorsunuz. Belki en dış kabuğu biraz sert oluyor ya, onu sevmeyebilirsiniz. En dış kabuğunu şey yapmayın, sarmayın. Şöyle havucunu düzelim. Sarması diğer sarmalara göre çok kolay. Hiç zorlanmayacaksınız. Lezzeti olağanüstü. Dolma biz severiz Türk milleti olarak. Değişik bir alternatif arayanlara umarım güzel bir alternatif olmuştur. Araya havuç koymadım. Bir en alta koydum. Bir de şimdi en üste koyacağım. Hiçbir şey ziyan etmedim. Süper. 3 havuç, 4 dal pırasa. Şöyle de artık dış kenarları onlar da kalsın. Aynı şekilde mesela şey et koymazsanız zeytinyağlı da yapabilirsiniz. Çok yakışıyor. Altında biraz suyu vardı. Şöyle bulgurlara kadar su gördüm, şöyle bırakıyorum. Ocağıma alıyorum. Kapağımı kapatıyorum. Güzel bir yemek oldu sanki. Pırasa dolmasının küçük bir videosunu izleyin. Ben buraları halledeyim. Sonra günün ikinci yemeği gelsin. Çiçeklerimi yenileyim. Öğretmenlerimizin hatırına. Bütün öğretmenlere gelsin şu an süslediğim çiçeklerim. İkinci yemeğim için hazırlıklarımı yaptım aslında. Siz bir bakın bakalım içinde neler var. Tepsi mantısı da diyebilirsiniz. Kuru mantı da diyebilirsiniz. Kuru mantı gelsin. Kuru mantı. 4 adet tavuk but, tavuk suyu. Hamuru için yarım kilo un, bir yumurta, bir tutam tuz, aldığı kadar su. Üzeri için bir yemek kaşığı tereyağı, iki yemek kaşığı sıvı yağ, kırmızı toz biber. Tavuklu yapacağım ben.
Sonra böyle fırında piştikten sonra tavuk suyuyla ocağın üstünde onu böyle bir güzel biraz daha pişireceğim, ıslatacağım. O yüzden şimdiden şöyle tavuğumu koyayım. Acelesi yok, daha ben hamur yoğuracağım. Onu açacağım, mantı yapacağım. Biraz böyle eti olsun diye şöyle kalçalı kısmından 4 tane tavuk butu benim için yeterli. İçine böyle defne yaprağı, hani böyle tatlandırmak için bir şeyler koymayacağım. Çünkü hamura böyle değişik bir tat geçsin istemem. Un, su, tuz, bir tane de yumurtadan güzel bir hamura ihtiyacım var. Çok az dinlendireceğim. Ondan sonra da açacağım. Ben hamurumu yoğururken siz de bir yandan hatta aynı anda bakalım, üzerine de konuşalım. Fedakar öğretmenlerimiz var. Günün fotoğrafları gelsin. Ben de üzerine isimlerini söyleyeyim. Mersin Toroslar'da tatil boyunca her gün okula gelip kütüphane hazırlayan Mehmet öğretmene buradan sevgiler. Yine Muş'ta öğrencilerini karda sırtında taşıyan Cengiz öğretmene buradan sevgiler. Şırnak'ta okul boyayan öğretmenlerimize, müdürümüze, Özhan öğretmene sevgiler. Şu an saydıklarım sadece temsili. Eminim daha birçoğu vardır. Gizli kahramanımız vardır. Gerçekten müthiş bir fedakarlık. Özellikle gönüllü giden öğretmenler var doğuya. Gerçekten çok takdir edilesi bir hareket. O kadar çok mantı çeşidi yaptım ki. Ama ben böyle biraz çıtır mantı seviyorum. O yüzden bu tarifi tercih ettim. Biraz böyle tarifleri karıştırdım gibi. Mesela şu an yaptığım tarifi fırında pişireceğiz ya. Fırında piştikten sonra et suyunun içine atıp, içine de nohut atıp yapıyorlar. Ona da kuru mantı diyorlar. Ben öyle yapmayacağım ama hani daha böyle sulu yemek olsun derseniz yapabilirsiniz. Ben direkt fırından çıkaracağım. Ocağın üstüne alacağım ve et suyu böyle gezdire gezdire yumuşatacağım. Çok güzel oluyor benim yapacağım şekil. Ama diğeri de çok güzel. Hamurum oldu. Biraz galiba sert yaptım. Açarken zorlanabilirim ama herhalde hallederim. Hamur yoğuranlar bilir. Şöyle kabarcıklar olunca hamurunuz gayet güzel olmuş demekmiş. Şimdi ben kendime bir kahve ısmarlayayım. Hazırlıklarımı yapayım. O arada 5-10 dakikada olsa hamurum dinlenmiş olsun. Beyler, bayanlar, hamurumuzu alalım. Güzel, bak terlemiş, yumuşamış. Aa, ne güzel yumuşamış. Öğretmen kimdir? Nedir? İlk ve ortaokul öğrencileri inanılmaz güzel bir video hazırlamışlar. Kim hazırladıysa ellerine kollarına sağlık. İnternette böyle gezerken gördüm. İzleyin bakın, öğretmen onlar için neymiş? Öğretmen Anadolu'dur. Öğretmen sevgilidir.
bir adamdı. Öğretmen bizi düşünendi. Öğretmen candı. Öğretmen oradı. Öğretmen sıcaktı. Öğretmen memleketinden ayrılandı. Öğretmen evlatlar. Öğretmen öğreten mi? Öğretmen sevdi, özlen. Öğretmen sırdaştır. Öğretmen yardımcıdır. Öğretmen bizi düşünendir. Öğretmen candır. Ellerine sağlık. Tekrar tekrar kim hazırladıysa çocuklar da ne kadar güzeldi. Birbirinden güzel hepsi. Bayıldım. Hamurumu çok dinlendirmediğim için küçük bir zorlanıyorum ama üstesinden geleceğimi düşünüyorum. Şimdi böyle Kayseri mantısı gibi küçük küçük olmayacak. Yağ mantısı kadar büyük de olmayacak. Şöyle başlayayım. Eğer düzgün kesemem diyorsanız şöyle bir yöntem de var. Çok yapıyorlar. Mesela şöyle kaydırıyorsunuz. Bol yağ döktüm çünkü bunun çok güzel kızarması gerekiyor. İşte bu kadar. İçi boş olduğu için gerçekten hani çok kolay bir mantı bence. Çünkü böyle elinize böyle harç aldığınızda yapışıyor falan ya. Bunda hiç öyle bir derdiniz olmuyor. Hamur zaten çok güzel, içinde yumurta var. Sıkı dizin, pişince hamur küçülüyor. Bu sefer tepsiniz böyle boş kalır. Çok sıkı sıkı dizeceğim. İki beze de anca geldi bu tepsime. Demek ki daha büyük yapmak isterseniz 3 beze yapmalısınız. Sıkı sıkı dizdim çünkü. Hazır şurada yağ var ya, şöyle üstlerini az bir yağlamak istedim. Kimisi de ocağın üstünde pişiriyor bu mantıları. Böyle tek 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 çeviriyor. Benim hiç öyle bir gerçekten sabrım yok. Yani ben mutfakta biraz şeyi seviyorum, pratik olmayı. Ocağın üstü yerine fırına atıyorum o yüzden. Evet. Şimdi 200 derece fırına atıyoruz. Of, aferin bana ya. Çok güzel yaptım. Yıkılıyor. Evrenin kulakları çınlasın. 200 derecede pişerken burayı topluyorum. Tavuğumu çıkarıp didikliyorum. Birazcık da tuzlayayım. Tereyağı koyayım. Bir kaşık tereyağı. Birazcık sıvı yağ. Müthiş. Ay, düşürüyordum. Şimdi şöyle güzel gözüken bir mantım var. Bunu ne yapıyorlar biliyor musunuz? Soğuduktan sonra poşetleri koyup buzluğa koyabilirsiniz. İhtiyacınız oldukça böyle kaynayan et suyunun içine salın gitsin. İçine de tavuk koyun, nohut koyun. İnanılmaz güzel bir menü olabiliyor. Şimdi ben bunu ne yapıyorum? Ocağın üstüne alıyorum.
altını yıkıyorum. Baharatlandıracağım onu, unuttum. Altını da kısayım şunun iyice. İyice şişene kadar, yumuşayana kadar şovumu yapıyorum. Eğer şu anda bana böyle kızanlar oluyorsa, Nursel canımız çekti falan diye, çok kolaydı gördünüz. Herkesin yapabileceği bir şey. Kalkın yapın. Birazdan Pervin Bulgak bizlerle olacak. Hürrem Sultan'ın saçı neden o kadar güzelmiş? Safiye Sultan saçları döküldüğü için neler yapıyormuş? Hamamlarda kadınlar böyle vücutlarını beyazlaştırmak için neler yapıyorlarmış? Hepsini öğreneceğiz birazdan. Pırasa dolmam bakalım nasıl olacak ters çevrilince. Çok böyle ters çevirmeye çalışmanız gerekmiyor. Böyle tek tek dizebilirsiniz de. Belki suyu vardır. Şurada döndüreyim. Evet. Bugün size yaptığım iki yemek pırasa dolması ve kuru mantı tavuklu. Valla ikisi de yıkılıyor. Nursel.ev ya da Ergin Nursel Instagram hesabım. Sizin için seçtiğim iki yemeği inşallah beğenmişsinizdir. Şimdi bunları kaldırıyorum köşeye. Pervin Bulgak hemen şimdi bizlerle birlikte olacak. Osmanlı'nın güzellik sırlarını ortaya döküyoruz. Gelsin. Sevgili Pervin Bulgak'la birlikteyiz. Bu sefer Osmanlı kadınlarının biliyorsunuz güzelliğe ne kadar düşkün olduğunu. Osmanlı sarayından sırlar, güzellik sırları ile karşınızdayız. Önce ne yapacağız? Bu kadınlar hamamda sürekli yıkanıyorlarmış. Evet. Saçları hiç mi karışmıyormuş aslında? Evet. Bunların hepsi arşivlerde mevcut. Hamamdan çıktıktan sonra saçlarını tarayabilmek için ve parlak görünmesini sağlamak için bir tarif var. Çok basit bir tarif. 1 litre suya ihtiyacımız var. Kaynattık zaten şöyle. Için kaynatıyorsun. Evet, ebegümeciyi suya atıyoruz. Ölçerek yapalım değil evet. mi? Evet. Ben niyeyse bende bir şey var. Fazla koy. Böyle bir avuç Pervin'e göstermeden fazla koyasım geliyor sürekli. Bir su bardağı da ebegümeciyi koyuyoruz. Şöyle oldu. Şimdi Nursel'cim bunu sürekli kaynatıyoruz. 15 dakika boyunca kaynayacak. Böyle pembemsi kızılımsı bir su çıkıyor bunda. Evet. Kaynadıktan sonra biz onu süzeceğiz. Evet. Kötü kokuyor gibi görünüyor ama saçtan arındırıldıktan sonra herhangi bir koku kalmıyor. Bunu burada bırak. Kokuyor. Bitki kokuyor ama ilk saçta da bu kalmayacak. 15 dakika kaynadıktan sonra süzeceğiz. Cam bir kaba alacağız. Banyoya götüreceğiz. Banyoda yıkandıktan sonra son durulama suyu olarak saçımızdan aşağı bunu akıtacağız. Bu ne işe yarayacak? Karışmayacak tararken ve parlak olacak. Tamam. Evet. İlk tarifimizi aldık. Hürrem Sultan'ın saçlarının sırrını öğrendik. Ya, bu da Safiye Sultan'ın. Ya iki rakip, ezeli rakip. Evet. Saçları çok dökülüyormuş. Yani kaynaklarda öyle bir bilgi var. Saçların dökülmesini engellemek için helvahane dedikleri bir yerde hazırlanan bir tarif bu. Burada zeytinyağı kullanıyoruz, sakız yağı kullanıyoruz ve mersin yağı kullanıyoruz.
2 yemek kaşığı onun saçlarının yapısına göre ayarlanmış. Eğer saçınıza yetmezse daha da çok koyabilirsiniz. 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı. Onların tabi dirhemle okkayla ölçüleriydi. Evet. Ben onları düzelttim. 2 yemek kaşığı zeytinyağından sonra... Dirhem ne demek? Okka, dirhem. Yani neye tekabül ediyor? İşte onların bir oranı var. Hani bir şeye tekabül etmiyor. Onun için ben oranladım ve bu şey inç gibi. Tamam. Yani oran bu. 2 yemek kaşığı zeytinyağına 2 yemek kaşığı mersin yağı ilave ediyoruz. O neymiş? Hiç mersin duymadım. Yağ bir ağaçtan elde edilen bir yağ. Saç köklerini güçlendirdiğine inanıyorlar o dönemlerde. Ben araştırdım. Evet, gerçekten saç yapısında çok önemli bir değişikliğe sebep oluyor. Çok ender duyacağınız bir yağdır. Damla sakızı yağı. Damla sakızı yağı çok önemliymiş saç için. Ben mesela ilk defa bu tarifte karşılaştım ve önemini sonra anlıyorsunuz. Saç tellerini kalınlaştırıyor. Allah Allah. Biraz pahalı bir yağ ama değer. 2 tatlı kaşığı koyuyoruz. Sakız ağacından muhtemelen. Damla sakızlarından elde ediyorlar. Evet. Tentürleme yöntemi kullanmışlar. Hani evde yapabileceğimiz bir şey değil. Yoksa ben tarif ederdim. Ben laboratuvarda yaptım. Özel bir yöntemle alkolü uçurarak elde etmeniz gerekiyor. Alkolün içinde bırakarak. Şimdi ne yaptım ben? Tekrar söylüyorum. 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı mersin yağı, 2 tatlı kaşığı sakız. Nasıl uygulayacak beyefendi? Öncelikle bunu haftada bir gibi uygulamışlar. Temiz saça uygulanıyor. Hani o dönemde zaten saçlarda herhangi bir şey yok, jöle yok, sprey yok. Uyguladıktan sonra dakika olarak işte gün batımı, gün doğumu gibi şeyler olduğu için 30 dakika ile 1 saat arasında bekletilmesini öneriyorum ben. Zeytinyağlı sabunla arındırılması. Evet. Tamam. Ama biz burada yine püf noktamızı verelim. Sabunla önce saça nüfuz ettirelim, sonra soğuk suyla arındıralım. O çok güzel bir tarif. Ben onu kullandım ve çok memnun kaldım. Neye geçtik söyle. Beyaz tenli cariyelerin cilt bakımı sırrı. Çok makbulmuş. Evet, çok eskiden makbulmuş. Şimdi insanlar solaryuma girse de ciltlerini hep esmerleştirmeye çalışsa da. Solaryumdan çıkan cildi gençleştirmek bizim için kliniklerdeki lazerlerle bile çok zor. Çünkü cildinize çok büyük zarar veriyorsunuz. Burada yarım çay bardağı kadar kabak çekirdeği içi var. Bunu güzelce havanda döveceğiz. İnanılmaz değerli bir çekirdek. Çinko olarak. Var, selenyum var. Tiroid hastalarına özellikle çok önemli. Ergenlerde. Çinko sivilceye çok iyi geliyormuş. Onu duymuştum. Şimdi güzelce dövüyoruz. Şimdi ne yaptık? Yarım çay bardağı kadar ayıklanmış kabak çekirdeğimizi güzelce dövüyoruz. Bu bekletilen ve hazırlanan bir tarif. Benim bunu, çok güzel değil ama mi? Ama çok beğendim. Ya ben de kendim bir şey hissediyorum. Ben böyle hani filmlerde gibi. Koca karı gibi değil mi? Çünkü bu çok eski bir dibe. Ben bunu illeri gezerken görüp aşık olup ta nerelerden taşımıştım. Eskiden böyle hep dövülürmüş her şey. Bizim köyde mısır unu yapmak için öyle taş değirmen. Çok beğeniyorum ben de. Bir dibek var zaten. Şu çok ağır. Çok ağır. Zaten demir. Ama onun için ezebiliyoruz yani. Modern bu robotlar rondolardan daha güzel yağını çıkartıyoruz. Havanda yapmanın özelliği bu. Öbür türlü biliyorsun o makinelerin içinde kalıyor. Şimdi bu tarifi hazırlayacağız. Bu tarif bir hafta cam kavanozda. Ne yapıyorduk ya, biz? Bu beyaz tenliler için bir cilt bakımı yöntemi. Tamam. Tüm vücutlarını uyguladıkları bir yöntem. Yarım çay bardağı kabak çekirdeğini, ayıklanmış kabak çekirdeğini güzelce eziyorum. Ki yağından faydalanabilelim. Bunu ben senden rica edeyim. Ne yapalım? Kavanoza saklayacağız. O da dönemlerde testilerde saklamışlar. Güzelce kavanozumuzun içine alıyoruz. Kabak çekirdeği cilt yapısını düzenliyor. Hani bu sedefli parlaklık veriyor ya cilde bazı ürünler. Peeling etkisi mi veriyor peeling acaba? Etkisi sert yok. Bıraktın yok, çünkü. Yok, bunu bekleteceğiz. Bekledikçe yumuşuyor bu. O. Zaten suyunu kullanacağız. Şöyle ziyan olmasın. Evet, tamam. Şimdi bunun üstüne bir su bardağı sızma zeytinyağı koyacağız. Mutlaka sızma olması lazım. Tamam. Ya onu eritecek. O eritecek zaman bu tarifi... içindeki bütün şeyi, mineralleri, vitaminleri yağ nüfus ettirecek. Daha önce geldiğimde hani kantaron elde etmek için kantaron otunu zeytinyağına koymalıyız demiştin.
Birçok yağ da zaten öyle elde ediyorlar. Ana maddesi genelde çok kaliteli bir zeytinyağı oluyor. Gerçekten asiditesi düşük, güzel bir zeytinyağı olmalı. Kabak çekirdeğimizi koyduk, yarım çay bardağı, havanda ezilmiş bir su bardağı zeytinyağı ilave ettik ve gül yağı koyuyoruz. Hı. Mis kokusun. Mis kokusun. Gül yağı çok önemli bir cilt gençleştiricidir. Hı hı. Çok kıymetlidir. Biliyorsunuz Isparta gülü çok önemli. Hı hı. Neredeyse tamamını yurt dışına alıp götürüyorlar kozmetik yapımı için. Saraylarda daha ilk hasatta hemen en iyilerini toplarlarmış. Çünkü gülden yapmadıkları yok. Evet. Şimdi güzelce tarifimizi yaptık. Ağzını kapattık. Bunu buzdolabında değil, serin ve nemsiz bir yerde 10 gün park ediyoruz. 10 gün içinde olacak 10 mı? 10 gün içinde oluyor. 10 günden sonra banyo yapıyorsunuz. Mesela hamama gittiniz. Tamam. Ya da evde kese yaptırdınız vücudunuzu. Bunu masaj yaparak uygulatıyorlar. Ay, Duygu ile biz hamama gitmeyi çok seviyoruz benim sevgili yapımcımla. Alalım yanımıza. Oh, bunu da sürelim keseden sonra. Rengi bile ne kadar güzelleşiyor. Kokusu da çok güzel ve arkasından tekrar arınmak için sabunlanmıyorlar. Tamam. Sadece duru suyla yıkanılıyormuş. Tamam. Soğuk suyla ve vücutlarında kalıyormuş. Hem cildi beyazlatıyor, parlaklaştırıyor. Bence gül yağı nedeniyle ve içindeki yani çinko ve selenyum nedeniyle sıkılaştırıyor da. Tüm vücuda, yüz hariç. Bakalım uygulayalım, size de sonuçlarını yazalım. Bembeyaz oluyormuş. Şimdi makyaj yapmıyorlar mıymış bu kadınlar? Ya olur mu? Değil mi? Hem de öyle makyaj malzemeleri de yokmuş bol bol. Kendileri yapıyorlarmış. Evet. Gözler sürmeli, yanaklar elma, dudaklar kiraz, demek ki bir şey yapılıyormuş. Hı-hı. Bunları da doğal yöntemlerle yapıyorlarmış. Gördüğün gibi gül goncası ve hibiskus var elimizde. Hibiskusu nar, yalancı nar çiçeğinden biliyorsunuz, biz ona öyle diyoruz, hibiskus. Bunlardan yine havanda döverek bir toz elde ediliyor. Evet. Birer çay bardağı bir ölçekle yine havan işine giriyoruz. Küçük yap istiyorsan. Evet, öyle yapıyorum ki daha kolay olsun diye. Elimde ne var? Gül goncasından, hibiskustan elde ettiğimiz bir toz var. Bunu ıslatabilirsiniz hafifçe. Islatınca dudaklarınıza sürmenizi öneririm. Çok hoş bir renk yaratıyor dudaklarda. Şimdi hemen uygularız. Üstüne onu mu koyacağız? Yok, ikisini de koydum ben, karıştırdım. Ha, koydun mu? Evet, tamam, karıştırdım. Tamam, ıslıyor muyuz? Hafifçe ıslatmakta fayda var çünkü koyun yünü daha çok renk alabilen bir ürün. Çok hafifçe ve bir damlacık alayım. Yeterli. Şunun arkasını kullanayım ben. O kadar mı? Yeterli, yeterli. Junior Beyzem gelsin. Bebeğim benim. Şekerim. Bunu bir tülbentten süzerlerse. Garnuş olarak çok kullanıyorum bu ürünü. Gül sevmiyorum çok fazla. Hani beni tanıyan herkes bilir. Ama dudaklarım çok renksiz. Renge çok bakar mısınız? Oldu. Hani bunun olmaması mümkün değil zaten. Benim elimi boyadı bak, çok da zaten. Baksana. Yani renge bak. Bunu süzeceksiniz. Evet. O zaman pıtırcıklar ortadan kalkacak. Öyle. Sende ruj var. Yok, parlatıcı olarak renk her şeyi gösteriyor. Teşekkürler Beyzer'cim. Çok güzel bildim. Teşekkür ediyorum. Ben çok beğendim. Şimdi doğal allığımızı da yaptık, zarar vermeyen. Bu arada kaynamak üzere görüyorsun. Tamam. Saç için. Şunları bir kaldırayım ben Pervin'cim. Tamam, ben de bunu bir karıştırayım. Tamam mı? Ortalığı şöyle bir ebe gümeci kokusuna. Şimdi buraları toparlayayım. Son olarak da Osmanlı'nın yaptığı detoks çayı. Evet, arındırmayı hemen yapalım. Hatta sabah aç karnına ben içtim gelmeden önce. Son tarifimizde yine Osmanlı'dan içten gelen güzelliği sağlamak için güzel bir detoks çayı. Evet, bir detoks içeceği diyelim. Arındırma olarak görüyorlar. Sürekli mesela sarayda et tüketildiği için, ağır beslenildiği için ve çeşitli rahatsızlıklar da bunu öneriyorlar. Tamam. Buna sirken cübin deniyor. Her sabah aç karnına bir bardak içilmesi öneriliyor. Ev ahalisine göre formülüze edilmiş genelde 4 bardaklık yapılmış. Bizim evimizde 4 su bardağı temiz su var. Evet. Tarifte koyu renk bal dedikleri için kestane balı ya da çam balı olduğunu düşünüyorum ki kestane balı daha şifalı. Hı hı. 4 su bardağı içme suyunun içerisine 4 yemek kaşığı
bal ilave ediyorum. Ne yaptım ben hayatım? 4 su bardağı içme suyunun içerisine 4 yemek kaşığı kestane balı ilave ettim. Ve sirkemiz var. Doğal sirke olmasında fayda var. Yani doğal üzüm sirkesi. Katkı malzemeli olmamasını öneriyorum. Böyle formülleri gerçekten kafamıza göre değiştirmeyelim. Bende de var o, biliyorsun böyle. Azıcık diyorsun, yok, çok de kullanıyorum. İşte aç diyorsun, tok içebiliyorum hemen, yok, içmek adına. Düşün, vücudunu güne hazırlamaya başlıyorsun. Evet. Yani başlangıçtan itibaren. Gözüksün diye şuna önce koyacağım. Kokusu sert gelebilir ama aslında tadı o kadar da kötü değil. Yok be, çok güzel. Hiç öyle. Sizin balınızın aroması çok yüksek. Aroması çok yüksek. Mesela daha ağır kestane. Ben kestane balı kullanıyorum. Karadeniz'de olduğum için biliyorsunuz, siyah acı bal. Aroması yüksek dedi, beğenmedi balı. Balı beğenmedi. Daha çiçek çiçek değil ama kolay bir içim. Gördüğün gibi çok basit bir şey. Sabah kalktın. Zaten ne diyoruz? Metabolizmayı hızlandırmak için sabah kalktın. Aç karnına bir bardak suyla güne başlayın demiyoruz. Bir bardak sirken cübinle başlayın. Şöyle bir bütün iç organlardan geçsin. İçerideki kötü şeyleri atsın. Bunu cildinizde bir haftada fark ediyorsunuz. Tamam. Bekliyorum. Hemen ben bunu uygulayacağım her günemde. Ellerine, kollarına, diline sağlık. Ay, teşekkür ederim. Çok tatlısın her zamanki gibi. Sabahları aç karnına içeceğimiz, içten gelen güzelliğimizi verecek içeceğimiz. Saç dökülmesine karşı formülümüz. Rengini çıkartamadığımız, yeni ortaya çıkan allığımız. Rengini çıkardık. Onda sizinle şey yapamayacağım. Süzüp kullanmanız gerekiyor. Doğal allığımız. Beyaz tenli cariyeler için. Hamamdan, banyodan sonra yağımız. Bu sıcak, biraz dikkat et. Saçları yumuşak tutmak ve kolay taranmasını sağlamak için banyo sonrası arındırıcı saç losyonumuz. Ve parlaklaştırıyor. Bence süper bütün tariflerde. Şimdi bir sonraki konum için Pervin'cimle ilgileneyim. Ondan sonra sizi neler bekliyor neler. Hadi bakalım. 4 numara şişimizi alıyoruz. 5 ilmek atıyoruz. Yine haroşa örgüye devam ediyoruz. Şimdi keçe çalışmalarını yapabilmemiz için yıldız çalışmasını nasıl yapacağımızı göstereceğim. Şöyle 90 derece dik kullanmalıyız iğneyi. İpimi iyice gömüyorum. Çekiyoruz. Siyahtan vazgeçemiyoruz. Pervin Hanım'dan sonra diğer konuğum, Tülin'cim, aşkım gelmiş. Terapi köşemizdeyiz. Keçe tekniğini herkesin çok sevdiğini, tekrar tekrar görmek istediğini söylüyor. O yüzden tekrardan bugün keçe tekniğinden güzel bir şal çalışacağız. Bir sürü de desen göstereceğiz. Alternatifler neler olabilir diye. Yeni açanlar varsa, ilk defa izleyecek olanlar varsa diye Tülin'cim çok nazik bir hareket yapacak. Önce şu şalı dümdüz örmesini bir gösterecek, nasıl yapacağınızı. Siyah şalımızı getirdim. Modelimizi siyah şalın üzerine çalışacağız. Tamam. Ama ekranda görünemeyeceği için ben açık renkle başlayacağım. Helal sana. Şimdi böyle angora ipliğimizi alıyoruz. Angora ne demek? Angora yünlü iplik. Yünlü iplik. İnce, yünlü bir iplik. 4 numara şişimizi alıyoruz. Evet. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Bu gerçekten çok önemli. Keçe görünümlü çalışmalar yapabileceğimiz şalların alt zemini kesinlikle çok sıkı olması gerekiyor. Gevşek örgü olmaması gerekiyor. Hmm. Çünkü iplerin yünle buluştuğu için, bu zeminin de yünlü olması gerektiği için çıkmaması için gevşek örgü olmaması gerekiyor, sıkı örgü olması gerekiyor. Evet. Şimdi ben 4 numara şiş diyorum ama eli gevşek olanlara kesinlikle 3-3,5 öneriyorum. 3-3,5 şişle biz 5 ilmek atıyoruz. Önce üçgen şalımızın altını başlıyoruz. Biz bunu birkaç kez gösterdik ama daha önce seyretmemiş olanlar için tekrar edelim. Şöyle 5 ilmek atıyoruz. Üçgen şal çok rahat oluyor. Böyle hani sırtınızı da tutuyor. Böyle şık da duruyor. Sesi de kapatıyor değil mi Barış? Biraz konuşmada zorluk çekebiliyoruz. İyi mi? Çok şık. Haroşa örgüyle bir sıra örüyoruz. Evet. Haroşa örgüyü daha önce de göstermiştim. Hep aynı yöne örülen örgü. Hı-hı. İki ilmek yanlarda artırıyoruz. Şöyle bir, iki. İki tarafta iki ilmek artırarak devam edeceğiz. Haroşa örgü böyle tek yönde örülen örgü. Kaç
İlk sıramız neydi? Şimdi ilk sıramız 5 ilmek attık. Bir sıra haroşa ördük. Şimdi yanda 2 tane ilmek attık. Yine haroşa örgüye devam ediyoruz. Haroşa örgü bu. Böyle bu şekilde devam ediyorum. İlmeklerim bitince sağda ilmek arttırdım. Şimdi solda da 2 tane atıyorum. 1, 2. Bu şekilde arkada hiçbir şey yapmıyorum. Arkada ilmek arttırmadan arttırdığım ilmekleri örüyorum. Ama yine haroşa örgüyle örüyorum. Böyle. Şu üçgeni arttırarak evet, devam ediyorum. 2 yumak iplik kullanıyorum. 2 yumak bitene kadar bu arttırmayı yapıyorum. Evet. Bu çalışma. Git gide. 2 yumak oldu. Bitene kadar yine arkada hiçbir şey yapmadım. Yine tamam. Burada 2 tane atıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Şalım bu. Bitirmeyi mi göstereceksin? Bitirmeyi şurada göstereyim. Peki bunu da o zaman. Göster. Onu da mesela göstereyim. Şöyle kocaman olmuş farz edelim. Evet farz bu edelim. Bu en basic hareket hani ilk defa başlamak evet. Ve bitirmek. Evet. Bu örgü de böyle yarım. Ben hemen başa geleyim ve kesmeyi göstereyim o zaman. Şu an mesela bir sürü örmüşüz. Şu kadar böyle büyütmüşüz. Evet. Artık kesmemiz gerekiyor. O kısmını gösteriyoruz. Evet. 2 yumağımızı bitirdik. Farz ediyoruz. Çünkü biz bu çalışmayı çok gösterdik. Aynen. Kesmede biliniyor zaten ama ben şöyle başa geleyim. Şimdi şöyle bitti. 2 yumağımı bitirdim. Farz evet. Ediyoruz ve kesme işlemini gösteriyorum. Yine haroşa örer gibi örüyoruz. 2 ilmek örüyoruz. Sağ ilmeği sol ilmeğin üstünden atıyoruz. Bu şekilde sağ ilmeği sol ilmeğin üzerinden atarak kesmeyi böyle devam ediyoruz. Böyle kesmeye devam ediyoruz. Evet. Şalımızı bitiriyoruz. Tamam. Şalım bitti orada. Şalım bitti. Evet. Şimdi burada aslında yapacağımız dizayndan önemlisi benim bu çalışmayla ilgili vermek istediğim bilgiler. Tamam. Çünkü bu bilgileri doğru alırsak yaptığımız çalışmalar başarılı olur. Şimdi şöyle yapıyoruz. Kırçıllı bir ip olması gerekiyor. İpliğimizi alıyoruz. Hı-hı. Bu yumuşak, yünlü, hı-hı, kalın bir iplik. Şalımızı açıyoruz. Şöyle. Strafor böyle montalama yapılıyor ya binaların dışında. Ya her yerde bulabileceğiniz bir şey. Her kullandığınızda da çöpe atıyorsunuz. Çünkü artık çok delik deşik oluyor. Kullanılacak hali kalmıyor. Şimdi keçe çalışmalarını yapabilmemiz için öncelikle böyle bir izolasyon malzemesine ihtiyacımız var. Bu 32 densite ile 35 densite arasında değişiyor. Bu 35 densitelik bir... Kalınlığından bahsediyorsunuz. Kalınlığı hepsi aynı. Bütün köpük kalınlıkları aynı. Sıkılığından, yoğunluğundan bahsediyorum. Bu çok önemli. Çünkü çökmemesi gerekiyor tamam. Çalışmayı yaparken. Normal köpük değil bu. Şey montalama yaparken evet. Falan da ne kadar kalın olursa o kadar pahalı oluyor. Çünkü o zaman daha çok soğuk girmiyor değil mi? Böyle daha çok koruyor. Onları evet dış cephede evet. Kullanıyorlar densitesi yüksek olanları. Şimdi ipimi alıyorum. Burada ben yıldız çalıştık. Hı hı. Siyah şalda yıldız çalışması yaptık. Ufak bir yıldız çalışmasını nasıl yapacağımızı göstereceğim. Çok kolay gibi gözüküyor. Çok, evet. Hani ben ilk defa yaptığımda yapabildim. Ama tülün ısrarla şeyi söylüyor yani mesela ben ileri geri böyle hep batıyorum. Maksat batmak değil mi diyorum. Sen ne diyorsun söyle. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Burada vereceğim bilgiler çok önemli. 6-7 aylık bir çalışmanın sonunda bu bulgulara varıldı. Yani belki çok kolay gibi görünebilir. Ben böyle de yapabilirim. Şekil verebilirim. Daha sonra yedirebilirim diye düşünülebilir ama bunlar çok yanlış. Kesinlikle biz ipi rahat bırakmalıyız. Şekil vererek çalışmamalıyız. İpi tutturarak çalışma yapmamalıyız. Burada iğneyi dik tutmalıyız. Mesela şu konum çok rahat veya masadaysak ayakta olmalıyız. Yani şöyle hakim olmalısın. Hakim olmalıyız. Şöyle 90 derece dik kullanmalıyız iğneyi. Evet. Şunu yapmamalıyız. Masada otururken çalışamayız. Çünkü şu şekilde yaparız. Hı-hı. Böyle iğne kırarız. Hı-hı. Bunu yapmamalıyız. Dik tutmalıyız. Böyle rahat rahat ani iğne vurma hareketleri vardır. Ani batırılır. Evet. Böyle bunu batırıp bastırırsak iğne kırarız. Şöyle kararlı vuruyoruz. Böyle ben üçlü iğneyle çalışıyorum. Hı hı. Yedili iğneyle de daha önce göstermiştim. Şöyle var. Evet. Üçlü iğne daha uzun. İki köpüğü üst üste koyuyoruz. Yedili iğne de tek köpük
koyulabilir. Tek köpükte çalışılabilir. Şu mesela 7 iğne, bu 3 iğne, seninki? 3 iğne. 5 falan var yok, mı? Yok, hayır, 3'lü iğne. 3 ve 7 mi üçlü, var? 3'lü, 7'li, evet. Tekli var. En güzeli ben 5'li bence. Daha çok vuruş yapmış oluyorsun. Evet. Şöyle küçük bir yıldız çalışması yapacağım. Bu şekilde her noktaya ilerleyerek atlama yapmıyoruz. Her noktaya gerçekten girdiğine emin olduktan sonra ilerliyoruz. Bu zeminin yünlü bir iplik olması gerekiyor. İki yünlü ipliğin, iki yünün birbiriyle bütünleşmesi gerekiyor. Böyle küçük bir yıldız yapacağım ben. Hanımlar hayal güçlerini kullanarak burada istediği dizaynı yapabilirler. Ben geçen sefer demiştim ya, mesela kalp yapabilirsiniz. Sevdiğinizin ismini yazabilirsiniz. Evet. Baş harflerini kazıyabilirsiniz. Yalına böyle eşinize. Mesela çok güzel siyah bir atkı yapın. Köşesine de böyle adını soyadını keçeyle yapabilirsiniz. Böyle güzel jestler olabilir. Çocuğunuzu okulda kaybetmemesi için işleyebilirsiniz. Evet. Burada şurası çok önemli şimdi. Dönerken yıldız çalışıyorum. Dönerken üst üste bindirmiyorum. Katlamıyorum. Hmm. Kalınlık yaratmıyorum. Böyle ipi açıyorum. Açarak dönüyorum. Şöyle. Üçüncü üçgenimi de yapayım. Geri dönmüyorum. İlerlerken böyle milim milim her noktaya girdiğime emin olduktan sonra ilerliyorum. Evet. İstediğiniz şekli verebilirsiniz dedik ya. Mesela ben bir yandan da sen yıldızını oluştururken şurada bir çiçek var mesela. Şöyle ortasını ilk yaptığımız gibi yuvarlak yapmışsın. Yine üçgen şala çalışmışsın. Şunun rengi ne kadar güzel Filin. Evet, resim yapacağız demiştim ama. Aa, bu çok güzelmiş. Onların hepsi birer resim. Ay, bu çok güzelmiş. Yaprak yapıyoruz, yıldız yapıyoruz. İstediğimiz dizayn çalışıyoruz. Hanımlar bu keçe gönlüm çalışmaları çok beğendi gerçekten. Şunun şuraları falan çok havalı. Bak bir sürü o kadar yaratıcı olabilirsiniz ki. Evet. Şu saçaklar acayip hava katmış. Çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Bana resim gönderiyorlar. Ve bu işi gerçekten öğrenmek istiyorlar. O yüzden söylediğin bilgileri uygulama çok önemli. Renkler kullanmışsın bunda. Evet. Mavi, mor. Ama bu bir batik. Tek bir rümanın içinde bütün renkler var. Ay çok avantajlı, güzel. Evet, istenilen dizayn yapılabilir. İstenilen şekil verilebilir. Burada ben fikir vermek için getirdim onları. Bak ne güzel bir erkek atkısı mesela Tilin. Bu çok güzel olmuş. Erkek de olur bayağı. Evet, bu olur. Bu çok güzel. Şurada da bir hardal çalışmışsın. Evet, orada düz bir iplik. Hiçbir şey yapmadan sadece ipi kıvırarak böyle bir çalışma yapılabilir. Hepsi yani, birbiriyle bağlantılı, hiç kesmemişsin. Tabii tabii, batiğin içerisinde, bu ipin içerisinde bütün renkler var. Bak bir başlamışsın. Tabii bitene kadar ipi devam ediyoruz. Bu, bak bunu beğendim. Ve çok kolay. Ben öncelikle ilk çalışmalarını hanımların bu desenle yapmalarını öneriyorum. Bu daha mı kolay? İlk en kolay desen bu. Gerçekten tabii, mi? Tabii ipi çünkü istediği şekli vererek yürütecek. Hmm. Önce eli bu desende bir alışsın. Ondan sonra şekil vermeye, İstedikleri şey köşeleri yapsın. Dönmeye başlayabiliriz. Ay bu bana daha zor geldi. Yok, nedense. Bu daha kolay. Burada köşe yok farkındaysan. Burada köşe var mesela. Doğru doğru. Ha. Orada kıvıra kıvıra gidebilir. Güzel. Şu kullandığın alttaki iplikle üstteki iplik aynı değil. Hayır. Bir tanesi alttaki yünlü. Alttaki yünlü. Öbürü. Bu da yünlü. Öbürü. Ama kaliteleri farklı. Alttaki bu de yünlü. Bu sadece keçe için mi kullanılıyor? Hayır hayır. Biz bununla kol örgüsü ördük. O elimizde ördüğümüz de buydu. Kol örgüsü iplikler ördük. Daha başka çalışmalar da yapacağız. Çok farklı çalışmalar yapacağız. Burgu çalışması yaptık bununla. Yaptık, doğru. Evet, hep aynı ipi kullanıyoruz. Ama bu iplik yapısının özelliğinden dolayı bize keçe görünümlü işler yapabilmeyi sağladı. Şimdi yıldızımız bitsin, çıkarmasını da göreceksiniz. Yani şu an batırdığında alttaki ne olduğunu da göreceksiniz. Evet. Yani böyle, az önce siyah da daha güzeldi. Bu çalışmayı ne kadar dikkatli yaparsak, ne kadar ağır ilerlersek işimiz o kadar sağlam ve güzel olur. Çünkü iple örgüyü iyice bütünleştirmiş oluruz. Ama çabuk çabuk ilerlersek ipliğimiz kısa bir süre sonra çıkar. Şimdi şeklim bitince ipimi kesiyorum. İpimi iyice gömüyorum. Onu da alacağım.
Tekrar bir onunla da üstten geçeyim. Tabii sizler daha uzun uzun, daha gerçekten ipin girdiğine sabırla emin olduktan sonra sabırla ilerleyerek bu çalışmaları yaparsanız daha güzel sonuçlar alırsınız. İğnelerin tamam. Çok pahalı olduğunu zannetmiyorum. Yok, kendinize gerçekten çok güzel bir hobi edinebilirsiniz. Bundan para da kazanabilirsiniz. Bir sürü hediye verebilirsiniz sevdiklerinize. Bir de çok kısa bir süre içerisinde. Evet. Bu şal bir gün. Hı-hı. Bir günde bunu rahatlıkla yapabiliriz. Aynen. Böyle büyük çalışılabilir, küçük çalışılabilir, hı-hı, içi doldurulabilir. Çıkarırken böyle yavaş çekiyoruz. Dur, o tübüyor çok güzel. Evet, orası. Şöyle. Ha. Biz ne kadar sabırla çalışırsak, her noktaya vurursak, bu çalışmanın arkası böyle güzel olur. Evet. Ne kadar çok tüy çıkarırsak o kadar başarılı oldu işimiz ne demektir. Ne yapıyordun? Ütülüyor muydun? Sonra kuru ütüyle evet. Buharsız kuru tamam. Ütüyle ütülüyoruz. Böyle şalımızı istediğimiz yerlere yıldız çalışması yaparak tamam. Devam ediyoruz. Orada şimdi, iki tane daha şal evet, var. Evet, ben ondan böyle düz çizgileri artık gösterdiğimi zannediyorum. Anlaşıldığını zannediyorum. Böyle dolgulu çalışmalar yaparız daha sonraki bölümlerde. Yine düz çizgilerle sadece şal değil, yelek de yapabiliriz. Böyle yeleklerimizi örerek, angora ile düz örgüler örerek yeleklerimizin kenarında böyle çizgiler geçebiliriz. Çok iyi. Yuvarlak o ilk gün yaptığımız çalışmayı yeleklerimizin böyle arkasına çalışabiliriz. Süper. Önüne çalışabiliriz. Bu düz çizgilerle. Bu yeleği mi yapsak bir sonrakine çok güzelmiş. Olur. Güzelmiş. Böyle fikirler verebiliriz. Yine işimizi biraz daha ilerleteceğiz. Aslında sadece keçe görme çalışmaları için değil. Ben bundan sonra göstereceğim her çalışmayı önce basitten başlayacağım. Hı hı. Daha sonraki günlerde hep onun bir aşama daha ekleyeceğiz. İlerisini ekleyeceğiz. Bunun için de hanımların kaçırmaması gerekiyor. Evet. Yani en baştan öğrenmesi gerekiyor. Yine böyle yelekler yapacağız. Vay vay. Bunlar kaplama yelekler. Aa, bu neymiş, bu çok havalıymış, dur. Bak bununla böyle giyip çok tarz yaratabilirsiniz. Üst üste bindirebilirsin. Biraz. Bana büyük birazcık olsun, ama. Olsun öyle olabilir evet. Çok iyiymiş bu. Şu önünü düzeltirsek. Çok güzelmiş. Evet. Hoşça kaldı Tülin'cim. Peki size keyifli örgüler diliyorum. Hoşça kalın. İnşallah yine çok keyif almışsınızdır. Bugün yine çok güzeldik. Yarın görüşmek üzere. Bir sonraki seferi kaçırmayın. Yine Tülin'den çok güzel tiyolar gelecek. Hoşça kalın. Hoşça kalın.